Hocam, Necip'i nasıl öldürdüler? Necip bir gün beni aradı. Necip'i Ankara'da şu anda piyasada gördüğüm birçok adam sevmez, nefret ederler ondan. Çok önemli yerlerde. Hem de milliyetçi kanatlarda. Kendisi de zaten o görüşte. Kendisi Necip vatansever, temiz bir adam. Allah rahmet eylesin. Beni aradı. Dedi ki hocam bir görüşelim. Dedim ben şuradayım, sen de oraya, ben oraya gelmem dedi. Ben oraya gelmem dedi. Tamam dedim. Ben de Ankara'ya pek öyle yeri bilmem. Çok kolay dedi. Kızılay'da Cumhuriyet'in şeyi var dedi. Hürriyet binasının en tepesinde Aydın Doğan'ın binası vardı orada. Onun en üst katında iki katı Cumhuriyet'e vermişler. Oraya çıktık. Bizim Kansu da şahittir. Kansu orada, hala orada gene çalışıyor. Işık Kansu tabii. Hı hı. O çok sağlam bir vatanseverdir. Dedi ki Cüneyt Arzeri'nin odası, Arzeri'nin odası boştur. Orada oturun dedi. Oturduk. Bir saate yakın konuştuk. Bana dedi ki bak Emin Hoca dedi, senin dedi İsrailler öldürecek dedi bana. Dedim neden çıkardın dedi. Dedi ki peşine geziyorlarmış. Ben MIT'le, Genelkurmay'la beraber çalışıyorum. Bana onlar söyledi. Dedim bak o MIT'te, o Genelkurmay'da sana kim söylediyse sen tehdit altındasın. Onlara güvenme dedim. Bu memlekette Atatürkçüler öldürürken seyrettiler. Dedim sen dedim bu kadar bilgiyi alıyorsun, yazıyorsun. Bu bilgiler dedim gizli bilgiler. Yani kimse de yok. Sana nereden geliyor bunlar? Dedi ki bana bunları veriyorlar. Nasıl bir dönem jandarma genel komutanlığı Ergenekon'da bizim kimdi o çocuğun adı? Koruma vermişlerdi ona. Ona da bir jandarma bir aktarıyordu bilgileri. Bu FETÖ ile ilgili çok güzel kitaplar yazdı o. Ergun Poyraz mı? Ergun Poyraz. Ona da bilgiler jandarma veriyordu. Ama Ergun Poyraz o kitapları yazdığı zaman adamın başına gelmeyen kalmadı. Ama hep dedikleri daha az bile yazmış. Ergun Poyraz az bile yazmış. Ama o Sevgi Hanım var bir tane. Geçen ben elimi uzattım, elimi sıkmadı. O niye yapmadı onu? O gavurluğundan mı geliyor, Müslümanlığından mı, neden geliyor? Onu merak ettim ben. Tanımamış olabilir mi? Maske tanımaz varsa? Olur mu? O şeytanı tanır. Ama onun kardeşi var. Paşa çok namuslu. Kız kardeşi de öyle. Babası da öyleydi. Allah rahmet eylesin. Ama onda bir şeytanlık var ama nereden anlayamadım onu. Onu merak ettim ben. O elimi niye havada kaldı diye. Yani bir şeytanlık mı çeviriyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Bilmiyorum. Ailesi o kadar temiz, kendisi neye bulaşmış onu bilmiyorum. O şeytanın yuvasını bilir o. Onu söyleyeyim de burada duysun o. Tabii Yakan abiye sormak lazım, o bilir. Bunlar hepsini tanır, bilir. Ne olduklarını bilir hocam. Yakan Cumaloğlu, vatansever, namuslu. Ömrünü bu vatanseverlik, milliyetçilik mücadelesinde vermiş bir adamdır. Hı hı. Tekirdağlıymış benim de hemşerim. Allah ondan razı olsun. Kıbrıs'ta, şurada, burada çok mücadele verdiler. Hı hı. Şimdi Necip bana dedi ki böyle dedim Necip bak sen bana dedi ki bu bilgileri bana dedi. MİT müsteşarı benim arkadaşım dedi. Genelkurmay 2. Başkanı da benim arkadaşım dedi. Onlar bana destek veriyorlar. Bana bir şey olmaz dedi. Sen kendini koru dedi. Dedim bak iki tane yanlış adama güveniyorsun. İki tane yanlış adama güveniyorsun. Yani Necip'in ölümünden bunların da sorumluluğu var. Niye korumadınız bu adamı? Bu adam sizden bilgi alıyor, yazıyor. Dedim ki bak sen bir tek taraflı bilgi geliyor sana. Ben de farkındayım ben tek taraflı bilgi geliyor diye. Karşı taraftan da şimdi dedim eğer Rusya'nın aleyhinde sana bilgi geliyorsa Amerika'dan geliyor. Seni Amerika Rusya'ya karşı kullanıyor olur o. Sen Rusya'nın görüşünü de yaz. Dedi ki bana İsrail ve Amerikalıların Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili bilgi akmaya başladı. Ha dedim bak onları da yayınlayacağım. Bak o bilgiler kayıp. O bilgiler kayıp. Necip'i o bilgileri yayınlamasın diye öldürmüş olabilirler. ABD ve İsrail ile ilgili evet, önemli bilgiler. Bana kendi söyledi. Şimdi kimse buna itiraz edemez. Bana dedi ki beni dedi MİT başına, MİT'in müsteşarına götürebilirler dedi. Dedim bak Necip sen
Türkçü vatansever bir adamsın. Türkçü vatansever bir adam MİT'in başına getirmezler. Çünkü 52'de yaptığımız anlaşmalar seni engeller. Oraya Amerika'ya yakını da mı getirecekler? Alınmasın şimdi müsteşar, MİT'in başındaki müsteşar. O da Amerika'nın karargahlarında yetişmiş. Şimdi haber geliyor bana ondan yani alınmış mı alınmış. Ben müsteşar görevi darbe yapacak demedim. Müsteşar kim darbe yapacak? Alırsın görevden, kimliğini iptal edersin, müsteşar bitti. Müsteşarın arkasında kimse yok ki. Yani Hakan Fidan'ın bugün Tayyip Erdoğan dese ki kimliğinin şifresini kaldırın işlemden, Hakan Fidan aç kalır. Ertesi gün bakkaldan ekmek alamaz. Memur. Biz memuruz. Arkasında güç yok. Şimdi ben tabii Necip'ten bu bilgiyi aldım. Necip dedim bak sen kendin dikkat et. Ben de hemen gittim şeye, Rize'ye. Çıktım OBİT'e. OBİT'te o zaman elektrik yok, bir şey yok. 2600 rakımdayız. Kimse de gelip bakmıyor. Cenab-ı Allah var. Cenab-ı Allah'la konuşuyorsun. Başka kimse yok. Yani o da Kur'an biliyorsan konuşuyorsun. Kur'an bilmeyen Cenab-ı Allah'la konuşamaz biliyorsunuz. Yani Cenab-ı Allah'la konuşmanın yolu nedir? Kur'an'ı açarsın, Cenab-ı Allah'la konuşursun. Şimdi adam diyor ya bir tane doçent ilahiyatçı bile çıktı. Ben Cenab-ı Allah'ı gördüm haşa. Sen kimsin Cenab-ı Allah'ı görüyorsun ya? Adam aklı gitmiş adamlar piyasada dolaşıyor ya. Aklı gitmiş. Evet. Ben gittim ya 13-15 gün sonra Necip'i öldürdüler. Necip'i öldürenlerle Necip konuştu. Onları tanıyor. Resmi arabayla geliyorlar. Resmi arabayla geliyorlar. Niye bu çocuğu öldürüyorsunuz? Bu adama bilgiyi gönderenlere niye onlarla konuşmuyorsunuz? Necip'in günahı o zamanki MİT müsteşarı ve 2. Genelkurmay Başkanı'nın elindedir. Necip'i pohpohladılar, sonra yüzüstü bıraktılar. Zaten onu yaparlar. Alaaddin Çakıcı bana dedi ki, yahu dedi bunlar adamı kullanıp atıyor. Dedim, abi sen hepimizden büyüksün. Bu işi daha iyi biliyorsun. Kullanıp atarlar. Senin bir resmi bir görevin var mı? Yok. Resmi görevin yoksa dikkat et dedim. Benim görevim nedir? Ben yasası 4. madde diyor ki Emin Gürses araştırma yapacak. Araştırmalarını öğrencilere ve halka aktaracak. Peki siz ben bunları yaparım. Onun dışındakiler ben şimdi burada konuşmam yok yasasının 4. maddesine uygundur. Ama bir savcı çıkıyor diyor ki yok işte ceza kesin. Savcı konuşamaz. Savcı hakim kararıyla konuşur. Şimdi almış ben ne dedik burada biz? Alacaklar onu görevden. Hakkında soruşturma başlatacaklar. Kınama cezası verirler. Tarz cezası verirler. Onu bilemeyiz. Ama hakim, bir savcı bunu bilmesi lazım. Sen çıkıp da televizyonlara işte ceza yazıyorlar. Bak bu yazılamaz. Sen savcısın ya. Hem de Cumhuriyet savcısı. Zekeriya gibi Amerikan savcısı olsan derim hadi güle güle. Cumhuriyet savcısısın. Bunu bilmen lazım. Herhalde bizim savcılara görevlerinin, sorumluluklarının ne olduğunu söylemiyorlar. Hocam peki şimdi o döneme gidersek sizi niye hedefteydiniz o zaman? Ya ben onu olduktan sonra ben de o zaman Gürkan'ın programı vardı. Çıktım dedim ki programda akşam programım vardı. Bu YOK Başkanı beni geldi tehdit etti. O zaman YOK Başkanı Gürüz vardı. Üniversiteye geldi Sakarya'ya. Kemal Gürüz. Kemal Gürüz. Bana dedi ki sen İsrail'in Amerikan'ın aleyhine konuşuyorsun. Bir daha bunu yapmayacaksın dedi. Bedettin Dalan da şahittir. Kemal Gürüz Ergenekon'daki savunmasında da ben Amerikancıyım diye savunma yaptı. Amerika kendi adamını satar hiç önemli değil. Ben burada anlattım işte Vietnam'dan çekilirken nasıl kendi adamlarını sattı diye. Amerika kendi adamını kullanır satar. Acımaz. Direnen kazanır. Bak direnen kazanır. Küba direndi ayakta duruyor. Venezuela direniyor ayakta duruyor. Teslim olana Amerika acımaz. Tabii bu tür cinayetleri sonra ara verdiler. Tabii Tayyip Erdoğan da devreye girdi o zaman. Ya ne oluyor dedi ya? Adam öldürüyorsunuz dedi. Yani Tayyip Erdoğan öyle bir şeyi var. Yani dinimize göre adam öldürmek en büyük günahtır diye. Bu tarafı, o tarafları var. Öyle biraz tabii dini tarafı söyleyince Tayyip Erdoğan dinler. O zaman din... Erdoğan biliyor muydu Hablemitoğlu'nu? Neden bilecek? Hiç o zaman daha yeni gelmişler. Kime söylüyor bunu peki? Öldürüldükten sonra söylüyor. Yani genel bir açıklama mı yapıyor? Tabii tabii bunları kim öldürüyor diye. Ama bize soruyorlar biz diyoruz işte. Yani bunu arıyorsanız şurada arayacaksınız. Adam öldürüyor yine akşam lojmanda kalıyor. Necip'i öldüren akşam lojmanda kalıyor.
Ertesi gün Diyarbakır'a gidiyor. Yine Uğur Mumcu ile aynı yol mu? Hocam, bunlar aynı kaynaktan çıkıyor. Ama bunlara sorarsan memleket için yapıyorum diyor. Memleket için yapıyorum diyor.